Doktor E.İ. hem parmaklarından hem de belinden yaralanmış ve ardından da tedaviye alınmış. Saldırgansa hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polislere teslim edilmişti. Yapılan soruşturma sonrasında şüpheli B.N.'nin bir süredir hastaneye gelerek taşkınlık çıkarttığı belirlenmişti ve bunun üzerine de tutuklanması sağlanmıştı savcılık tarafından. İşte bugün itibariyle de o şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. Soruşturma tamamlandı. Kişiyi yerine getirdi. Kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında iddianame düzenlendi. Yalnızca bu ceza değil, bunun yanı sıra hakaret suçundan da süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Şüpheli BN'nin artık sanık olarak ifade edebiliriz. Zira hakkında davada açıldı. Şüpheli BN'nin tekrar belirtelim, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, ayrıca hakaret suçundan da süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Ankara'da 27 Mayıs tarihinde hastanede gerçekleşen olaya ilişkin gelişmeler son aşamada bu yöndeydi. Artık bundan sonraki süreçte dava sürecini takip ediyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım. Amasya'da